ÇES Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine konuk olduk. VIP Ahmet standındayız. Yanımızda da firmamızın sahibi Ahmet Bey var. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Fuardaki düşüncelerinizi alacağım, fuarı konuşacağım ama öncesinde ben VIP Ahmet markasını çok merak ediyorum. Bu isim nereden geliyor? Açılımı nedir? Ya şimdi şöyle, ben normalde ilk ticarete başladığım zaman VIP markasıyla ürünler üretiyordum. O dönemlerde herkesin telefonunda VIP Ahmet olarak kayıtlıydım. Sonra sosyal medyada üreteceğimiz ürünleri paylaşırken, orada fikir alışverişi yaparken bir anda sayfa büyümeye başladı. İşte 3000, 5000, 10000 derken şu anda yaklaşık 260 bin takipçiye ulaştım. Ve son 6 ay öncesinde bunu dedik ki ev hanımlarına yönelik bir satış haline getirelim dedik. Ve 6 ay öncesinde VIP Ahmet'le başlayan, işte Sivas'tır, VIP Ahmet Çengelköy'dür, Trabzon'dur. Bu şekilde bir Türkiye'de bir ağ kurduk. Yaklaşık şu anda 450-500 ev hanımı müşterimiz var. Biz onlara toptan verip onlar Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden satışını yapıyorlar. Ama tabii bunun yanında mağazalarda da ürünlerimiz satılıyor. Böyle bir marka oluşturduk. Çok küçük adetlerdeydi ilk üretimlerimiz. Şu anda bayağı ciddi bir ürün portföyüne sahibiz. Bu fuarda da ilk defa zaten çıkış yapıyoruz. İnşallah hayırlı olur. İnşallah hayırlı olur. Şimdi ürün kabımızda özellikle iddialı olduğunuz ürünler de var burada. O ürünlerden bahsedelim. Zaten diğerlerini anlatmakla bitiremeyiz. Evet. Oldukça geniş bir ürün yelpazeniz var çünkü. Ama iddialı olanlar hangileri diyelim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz normalde ahşap üzerine bir üretimim var benim Konya'da. Orada bir fabrikamız var. Aynı zamanda da plastik üzerine var. Ama tabii son dönemlerde bizim en popüler ürünlerimizden bir tanesi VIP setimiz var bizim. Buna ilk Çin'den ithal ettik. Müşterilerimizin beğenisine sunduk. Oradan gelen taleplerle o ürünü geliştirerekten VIP setimizi ürettik. Zaten şu anda da arkamızda da bulunuyor. Kısmet olursa Ekim ayında da bir ulusal mağazada ilk defa satışına başlayacağız. Evet, hayırlı olsun. En popüler ürünümüz o yani. Gerçekten de tam bir VIP ürün. Çünkü çok kolay, pratik kullanımı vesairesi. Evet, çok beğendim. Her şeyi çok ayrı ayrı düşünmüşsünüz. Kadınların hayatını çok kolaylaştıran. Evet. Hem de istediği, arzu ettiği bir temizlik ürünü diyebiliriz aslında. Doğru. Az önce ürünle ilgili çünkü birkaç detay gösterdiniz. Ben bayıldım. Evet, teşekkür ederim. Onun dışında yine çok iddialı olduğunuz başka ürünler tabii, de var. Tabii burada kavanozlarımız var özellikle. Kavanozlarımız şu anda Türkiye piyasasındaki en popüler ürünlerden bir tanesiydi. Ama bunu kendi içerisinde model anlamında da geliştirdik. Ve bu görmüş olduğunuz ürünleri ürettik. Evet, hepsi birbirinden şık, güzel. Evet, evet. Hem tasarım açısından hem de kullanış hem de sağlıklı olması kesinlikle açısından. Kesinlikle, tabii o öncelikle zaten. Hepsi bir arada diyebiliriz yani. Evet, yani. Evet. Peki özellikle ben VIP markasını, yani VIP Ahmet markasının tercih edilme sebeplerini konuşmak istiyorum. Sektörde benzer çok fazla firma görüyoruz. Vallahi. Siz de öncelikle yani hem dediğim gibi kullanış, hem kalite, hem görsellik, hem fiyat anlamında hepsini bir arada bünyenizde barındırdığınız için mi acaba tercih ediliyorsunuz? Ya şimdi şöyle, yani normalde ürünü elimden geldiği kadar kaliteli üretmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar uygun fiyatlarla üretmeye çalışıyorum ama burada tüketicinin VIP Ahmet'e bir güveni var. Kişisel anlamda söylüyorum, ürün anlamında söylemiyorum. Hı-hı. Kişisel anlamda da bir güveni var. Bu nedir? En küçük bir vermiş olduğum üründe bir problem yaşadığı zaman benim bir VIP Ahmet destek sayfam var. Oraya mesaj attığı anda ürün ne olursa olsun, isterse küçücük bir vida olsun, biz onun kargo ücretini ödeyip gönderiyoruz. Yani burada tamamıyla ürünün arkasında olmamızdan dolayı herhalde böyle bir güven sağladık. Evet, İnşallah da bunu devam ettireceğiz. Evet, sadece ürün yapmak, marketing ağıyla ya da satış ağıyla yeterli kalmıyor. Mutlaka. Sonrası çok önemli. Biz sonrasında her zaman müşterinin ve ürünün yanındayız. Ve dediğim gibi yani bununla ilgili de özel destek sayfam var yani. Bu da olmuş olan bir şey değil. Yani dediğim gibi bir vidayı inanın kargosunu ödeyip de gönderiyoruz. Yani fuarda dikkatimi şu çekti. Her müşteriyle özel olarak, bireysel olarak ilgileniyorsunuz. Hepsi bir de müşteri ilişkisinden çok böyle dostane aile ilişkisi varmış gibi hissettirdiniz bana da. Evet. Dolayısıyla sanırım bu da yine başarılı olmanızın bir etkisi. Onun sebebi şu. Biz ilk defa katılıyoruz. Fuara ilk defa katılıyoruz. Ama buraya gelen insanların birçoğu beni yıllardır takip eden insanlar. Hmm. Onların bir VIP Ahmet var. Kafalarında bir VIP Ahmet var. Buraya geldikleri zaman da inanın ben de onları çok sıcak karşılıyorum. Onlar da beni sıcak karşılıyor. Aslında biz ilk defa görüşüyoruz. Ama gördüğünüz birkaç da şahit olmuşsunuzdur. Evet. Herkes çok candan geliyor. Yani böyle bir VIP Ahmet abi diye geliyor.
Bu da çok güzel bir şey ya. Yani eğer bunu yansıttıysam ben ki yansıttığımı düşünüyorum, ne mutlu bana. Bu müşteri ve dostluk ilişkiniz umarım yıllar boyu devam eder. Hedefleri konuşalım mı biraz? Şimdi bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Ya bundan sonrası için hedefim mağazalaşmak. Çünkü bu VIP Ahmet markası ben büyüyeceğine inanıyorum. Yani burada benim yaptıklarımla değil de arkamdaki gelen kitleyle büyüyeceğine inanıyorum. O yüzden ileriki dönemlerde bu ürün portföylerinin yanına daha farklı, daha istenilen ürünlerle genişleterekten daha sonrasında kafamda mağazalaşma hedefi var. Bununla ilgili de ilk önce iki tane bir pilot mağaza düşünüyorum. Hı hı. Anadolu ve Avrupa yakasında. Eğer bu mağazalarda eğer inanırsam bir insan VIP Ahmet'e güvenip mağaza açar ve arkasından elektriğini öder, kirasını öder, eleman parasını öder. Bunun yanında da 3 kuruşta para kazanacağına inandığım anda bu yol açar. O yüzden böyle bir hedefim var. Nasip olur, kısmet olur orasını bilemeyeceğim artık. Ben o yolda başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Umarım karşınızda da çok iyi çözüm ortakları çıkar. Yo, ben çok iyi çalışacağınız inşallah. Ekip arkadaşları çıkar. İnşallah. Çünkü siz bunu en iyi şekilde yapan iş adamlarından birisiniz çok diye düşünüyorum. Ederim. Çok sağ olun. Son olarak buradan değerli izleyicilerimize hasarlı gibi düşüncelerinizi alacağım. Hem de vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ya şimdi fuarla dediğim gibi ilk defa katılıyoruz ama fuar sektörünü çok iyi bilen birisiyim. Sonuçta farklı ürünler... Bu sene 30.sü. 30. sezonun ama biz fuarda zaten ben bu kadar ilgi beklemiyordum. Daha ilk gün bugün mesela. Ne çok iyi gidiyor. Çok ciddi anlamda bir ilgi gördük. Yarın daha da fazlalaşacağına inanıyorum. Ben genel olarak çok mutluyum. Yani en azından burada işin ticari tarafı bir taraf ama dediğim gibi yıllardır sizi takip eden insanlarla burada buluşuyorsunuz. Hı hı. Burada görüşüyorsunuz. Tanışma fırsatınız alıyor. Bence en güzeli de bu. Evet. Son olarak İzleyicimize bir şey de söylemek ister misiniz? Valla şey buradan burada söylemek istediğim şu, benim 260 bin kişim var, VIP Ahmet ailesi var. Hepsine buradan selam iletiyorum. Evet, onlar da sizi takip etsinler. Evet, buradan da onların adına size bir çikolata ikram edeyim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ahmet Bey, çok meyvisiniz. Tamam, yiyeceğim sizin tamam, için. Tamam, Allah'a şükür. Teşekkür Peki, ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun. Sağ olun. Evet, değerli Buhar TV izleyicileri, bizden ayrılmayın. Startları ve firmaları tanıtmaya devam edeceğiz.